Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün karşınıza çok sevdiğim bir aktörle çıkıyorum. Ben onu seyrederken çok heyecanlanıyorum, çok da etkileniyorum. Hem yakışıklı hem karizmatik. Evet, Erkan Petekkaya ile birlikteyiz bugün. Hoş geldin Erkan. Hoş bulduk Canımcığım, teşekkür ederim güzel sözleriniz için ama ben daha çok heyecanlıyım <laughs> Allah'tan çekimden önce böyle bir 10 dakika böyle bir sohbet edebildik heyecan evet. birazcık duruldu yoksa tabii ki <laughs> tabii ki. Peki ben e, istersen önce çocukluğundan başlayalım evet. tabii sohbet ki. etmeye tabii sonra ki. nasıl oldu bugün bu kadar insanın hayranlığını kazanan büyük bir aktör Estağfurullah, oldu. Sağ olun. Ee, ailen, e, ailen zannediyorum baban memurdu. Babam memurdu. Evet. Elazığ'da mı dünyaya geldin? Elazığ'da geldi? dünyaya geldim evet. evet. Orada Diyarbakırlıyım. Ee... Nasıl Diyarbakırlı oluyorsun? Yani Diyarbakırlıyım. Babam Annem, orada... Baban oralı. Evet, tabii yani. Şey, kütüğüm orada, orada kayıtlı. Çelmikliyiz biz. Ha. Ee, babam memurmuş. Elazığ'da doğmuşum. Kaç beş yaşına kadar Elazığ'daymışım. Sonra İstanbul'a gelmişiz. Hı, hı İşte sonra bu yaşlara so, kadar yaşadınız mı Tabii. çocukluk yıllarında? Yok hayır hiç yaşamadım ha, ya. Sonra okuldan mezun olduktan sonra e, tiyatro için sen yani. Evet, ün Bıkır'da. üniversiteden sonra konservatoryum bitirdim. Sonra e, o zaman Sayılı Devlet Tiyatrosu vardı Türkiye'de. Hı. Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya vardı. İstanbul, Ankara, İzmir vardı. Başka da yoktu zannediyorum. Sen Antal mi seçtin Diyarbakır? Evet, ben memleketin diye orayı seçtim. Adana, Trabzon, Diyarbakır'a gideceksin dediler bana. Ben de Diyarbakır'a gittim. İşte bir 12 yıl orada tiyatro yaptım. Harika. Ee, ama Diyarbakır ilk o, o zaman gördüm. Yani. E, evet. Bir evet, Diyarbakırlı yani. olup da düşün e, okuldan beri. Evet, üniversiteden sonra Ama ondan sonra kopamadım. Hala bir bir önce oradaydım mesela. Yani hala gidip geliyorum dostlarım. Herhalde akrabalar. Yani, falan. Ya yani akrabam çok kalmadı orada ama e, uzaktan akrabalarım var. Bir de dostlarım var, arkadaşlarım var. Bir de Çocukken... 12 yıl... Babanın e, görevi nedeniyle başka şehirleri de gezdim. mi? Yok hayır sadece İstanbul'daydım. Yani sadece İstanbul. Evet, evet. okul için Eskişehir'e gittim. E, i̇şte 12 yıl tiyatro için Diyarbakır'a gittim. Okul için e, Eskişehir'e gittim dedin. Hı. Okul olarak kendine e, oyunculuğu seçtiğin için mi konservatuvarda okudun? E, evet. Yani o... Oyuncu mu olmak Tabii tabii oyuncu olmak istedim Mehmet. Ya ama yani ben, çok önemli bir üniversitede okumuşsun. Biz, hepimiz evet, için çok kıymetli. Evet çok, çok değer veriyoruz Eskişehir e, üniversitesine. Ya, bizim sektörümüz açısından bence çok önemli bir üniversite. Özellikle sinema televizyon bölümü açısından çok önemli. E, Sayın Yılmaz Büyükerşen benim dönemde rektördü. Evet. E, ve gerçekten çok önemli bir rektördü. Ben e, rektörüme... Onun bir öğrencisi olarak çok şeyler borçluyum. Biz de ee, sinema olarak çok, çok şey borçluyuz. şeyler borçluyuz. İlk, i̇lk stüdyoyu, pilotoyu biliyorsunuz evet. Yılmaz evet. Bey yapmıştı evet. bizim üniversitenin içerisinde. Evet. Bizim üniversitenin içerisinde dört yıldızlı otel vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> kampüsümüzün içindeydi evet. gerçekten. Evet. Ee, çok enteresan bir şey yapmıştı Sayın Yılmaz Büyükerşen. Biz Eskişehir'de olduğumuz için bir de biz ilk öğrencilerdik. Hı hı. Ee, i̇lk bizi aldılar, ilk biz mezun olduk. Oyunculuk bölümünden. Evet, yani. oyunculuk bölümünden. Evet. Biz Eskişehir'de olduğumuz için Ankara ve İstanbul'daki oyunları izleyemiyorduk tabii ya. ki. Çünkü bizim devam zorunluluğumuz vardı. hani Bir dersten üç kere gitmeyince sınıfta kalıyorduk. Onu söyleyecektim. Yılmaz Bey bize şey yapmıştı. Bir otobüs tavsiye etmişti. Uh -huh. ee, ve o otobüs... Biz de hafta sonları Ankara'ya, Ankara. İstanbul'a getirip götürüyordu. Bir hafta Ankara'ya, bir hafta İstanbul'a gidiyorduk işte. Ya da 15 günde, bir ayda bir. Oyunları izleyip geri geliyorduk. Yani Biliyor bir yani. üniversite, bir daha cebimizi açlıkta da koyuyorlardı. <laughs> o da <laughs> evet. o da iyi. Üniversite, işte. üniversite adamın cebini açlık koyar mı e, sonra, Yatacak yer, her şey. Sonra devlet e, tiyatrosunda oynarken bir mecbure hizmet miydi o? Tabii o mecbur Hı -hı. hizmetti. Hı -hı. E, mecbur hizmetti. Ama. Benim biraz uzun sürdü. Yani hı hı. Bizi alırken 4 artı 1 diye aldılar devlet tiyatrosuna. Bir şey, staj bir sene staj yapıyorsunuz devlet tiyatrosunda sonra tekrar bir sınav yapıyorlar. Hı hı. E, o sınavı geçerseniz artık kadroya geçiyorsunuz ve devlet tiyatrosunun kadrolu oyuncusu kadrolu oluyorsunuz. Oyuncusu oluyor. e, Şimdi tiyatroyu biraz bırakalım. Biraz daha çocukluğuna dönelim. Tamam. Çünkü tamam. çocukluk hepimizin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Annemiz, babamız. Ben e, senin... Yay burcu olduğunu yay biliyorum. Burcu. Aynı burçtan olduğumuz için güzel çok burcu. ilgimi çekti güzel gerçekten. Ama baban da galiba şairi aynı tarih. O da Aralıklı. Aynı aynı diye. o da. Ben de 10 ben 10, babam 11, ee, oğlum da 8 Aralıklı doğumlu. Hepimiz de aynıyız. Ha, harikayız biz evet, Yay yani. burçları. Üçümüz de öyleyiz evet. Çok güzel. Ben kendi burcumu tanıdığım için biraz böyle macerayı seven. Ee, seyahat etmeyi çok severim. De Değil, Değil mi? Ben, evet, çok Sen severim. de dünyayı gezdin mi? Bayağı bir gezdim. yerleri gördün mü daha? Yani e, en çok istediklerim, istediğim yerleri, istediğimiz yerleri ailece birazcık bir parça gördük ama yani dünya o kadar büyük ki. Değil e, mi? E, yani evet. o gördüğüm yerlerin birçoğunu tekrar bir daha da görmek istiyorum yani. Gezmeyi çok seviyorum. Ben de çok şükür karım da çok seviyor. E, oğlum da çok seviyor. Hani Allah'tan. çantalarımızı alıp böyle e, tek taraflı bilet alıp bir yere gidip oradan sonra ne yapacağımızı bilmeden böyle dünya haritasında parmağımızı basıp işte budur, dolaşıyoruz evet. Evet, evet. Afrika, bu. oralar, buralar bağımlar yani Harika. her yeri geziyoruz gerçekten. Sırtımızda çantayla geziyoruz gerçekten. Evet. Gittiğin yerlerde en çok e, ne seni cezbediyor, neyi görmeye gidiyorsun? Doğayı görmeye gidiyorum. Ben bir de mavi su peşindeyim şu arkamdaki gibi. <gülüyor> 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 e, mavi suyu çok seviyorum. Yani böyle turkuaz suda, lacivert suda yüzmeyi çok seviyorum. Oh. ne güzel. Evet, <laughs> çocuğum da seviyor, karım da seviyor. Spor güzel. yapıyor musun? Yok, yapmıyorum spor. <laughs> <laughs> seviyorum. Fiziğin sanki bir sporcu... Ha yüzüyorum. Hı. Yani çok yüzüyorum. E, yüz ama spor dediğin hani bir salona gidip böyle böyle spor ya, yapmıyorum. demek istemedim zaten bir spor. <laughs> e spor deyince artık öyle diyorlar ya çantalarını alıyor herkes gidiyor spor salonuna işte düp düp Anladım Benim anladığım o değil. Onu sevmiyorum. Ya yürüyüş <laughs> yapıyorum tabii ki. Hani evde de bazı yani küçük spor aletlerim var onlarla. Biz, yani daha doğrusu bir aktör olarak yani fiziğinle ilgilenmek durumundasın o kadarını yapıyorum ama öbür türlüsünü ama iyi yüzüyorum yani bayağı yüzerim iyi ama izliyorum. ben bu son film için film diyorum dizi. ağız alışkanlığı <laughs> son dizi için oldukça kilo verdiğini duydum verdim 11, ben 9, 9, 9 kilo ben diziyi seyrederken gözlerime inanamadım gerçekten bayağı e... 9 kilo verdim ve 20 günde verdim onu. 25 günde verdim zaten çok kilolu bir insan değil. Değildim. değilsin 9 kilo müthiş fark etti yani bir rol için alıyorsun da veriyorsun da. İçimiz ikabında. bu. Evet. Ama bu ne kadar saygı değer bir şey. Yani o karaktere girmek, o karakteri gerçek kılmak, o karakteri inandırıcı kılmak adına kilo da veriyorsun. Bazen de alıyorsun. Alıyorsunuz da, evet. Çok da etkileyici bir roldü gerçekten. Ya o role Daha onu yapmadan. Ona gelene ya. kadar çok rollerin Daha. var. Çok gerçekleştirdiğin çok güzel roller var. Be <laughs> onu yapmadan o, o role seyirci inandıramazdım. Mümkün değil. Hani 10 sene komada yatacak bir değil adam da sonra küt diye kalkacak da sonra ertesi gün gidecek düşmanına dikilecek. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> öyle kolay bir şey değildi. Yani içinden çıkamadım. Ben de hani o pudralarla beyaz pudralarla falan olacak bir şey de değildi. Hani Değil. E, ama iyi L oldu. Lise yıllarında farklı farklı işlerde çalıştım. Çok işle çalıştın De Değil mi? Farklı... İlkokuldan beri evet. İnsanları tanıma Çok. imkanı buldun. Bu oyunculuğunda muhakkak bir birikim oldu senin için. Gözlem imkanı oldu. Değil mi? Oldu tabii ki oldu ama bunlar tamamen bilinç dışı oldu tabii ki. Yani. Hı -hı. E bilinç dışı ha, yani evet. o bir e, hafıza. Tabii yerleşti kafama her şey. Tabii Değil ki. Mi? Tabii ki. Ya yani ben, ben her her insanla arkadaşlık edebilirim. Dostum da vardır. Her her meslekten var. Yani evet. çok meslekten var. Hani şey anlamda söylüyorum. Hani maddi gelirleri çok yani birbirinden farklı farklı, 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 kültürleri farklı, toprakları farklı, yetiştikleri iklimler farklı. Hı. Ee, bir sürü insanla dostum, arkadaşım. Tabii bana öncelikle bunu kazandırdı. Yani Hı. bana önce yani Hülya insanlarla tanışma fırsatım oldu her, her ekonomik seviyeden her kültürden dediğim gibi insanlarla hep arkadaş dost oldum beraber çalıştım beraber ne güzel. ekmek kazandım ne büyük bir zenginlik evet. bu paylaşım evet. çok, çok önemli şükür. bir şey evet. ben de şükrediyorum evet. bu çok güzel bir özellik şimdi biraz şöyle yani tiyatro okudun tiyatroda sahneye çıktın ama bir de televizyonla tanıştın evet. televizyonla kamerayla nasıl tanıştın Nasıl tanıştım İlk Yani hepimizin bildiği senin kamera şakaları evet, öyle var değil mi sabah? Tabii ilk onunla yani televizyona ilk onunla çıktım Hı. ilk kamera şakalarıyla başladım ama ondan önce e, psikiyatr iki, bir arkadaşım vardı benim çok sevdiğim bir arkadaşım e, o bizim işlere girmek istiyordu yani televizyon on, aklı sinemadaydı Psikiyatrı da ama Hı. aklı sinemadaydı. Yani, Olabilir. Evet öyleydi. <laughs> E, o bir böyle bizim müşteri girdi ve bir tanıtım filmi çekti. Hani hı hı. E, depresyon bir depresyon ilacının tanıtım filmini çekti. Şey için televizyonlarda gösterilsin diye değil bu tıp konferanslarında hı hı. gösterilsin diye e, öyle bir şey işte. Amatör bir şey yani. yani. Evet tabii tabii. Ben ilk orada gördüm kamerayı. ve depresyon geçiren bir adam oynuyordum. O günden beri çıkamadım galiba. <laughs> Aa, <aşık> olsun. <laughs> Aşk olsun. depresyon dedim de. Hakikaten bu, bu buna benzer bir rolde de oynadın sen. Değil mi bir psikopatı mı oynamıştın? O, o, köpek dizisi. Köp, böyle bir köpek biraz bir şey. öyleydi evet. Değil mi öyle bir? Değişik şey. bir diziydi. Hatırlıyorum. Evet. Kamerayı <laughs> ilk öyle gördüm. Sonra e, kamera şakaları yaptım. Ama bu sefer de kamera gizliydi. <laughs> Gizli kamera şakasıydı. Evet. Ee, sonra işte Aynalı Tahir'den önce Güzel Günler diye bir Güzel başladık. Günler ilk dizin değil mi? İlk dizimdi. Allah Ama o zannediyorum bir... Bir... <laughs> 21 yıl önce böyle televizyon dizileri genellikle yayından kaldırılıyor. Böyle kriz var deniliyor. O Tam o zaman. Yani. O en büyük kriz olduğu zaman. Peki yani. o ilk dizide... Yayından kalkmıştın. kalktı. Kalktı. 11. bölümde duydu? mi neydi? Kalktı yayından. Eyvah. Tabii çok üzüldüm ama benim dışımda bir şeydi sonuçta hani. E, benim dışımda olduğu Eyvah, için çok üzülmedim. İşe girdi falan. Yok yok. Yok hiç öyle düşünmedim. Çünkü yani ülkenin şartları yüzünden böyle olmuştur dolayısıyla. E, sonraki işimde Allah şükür bir daha da öyle bir şey e, <laughs> çok fazla yaşamadım. Yani bir iki kere yaşadım öyle bir şey. Bir de daha yeni yaşadım bir de geçen sene yapmıştım üç kez yaşadım ben öyle bir şey ee, <laughs> ama bu senden kaynaklanan bir Allah şey çok şükür değil çünkü Biliyorum. E, senaryo ben ne diyorum yalnız o da değil Hülya Hanımcığım. bilemiyorum artık televizyoncular da hani televizyon CEOları da televizyonların başındaki dramaların başındaki arkadaşlarımız abilerimiz ablalarımız da ee, çok fazla tahmin edemiyorlar artık neyin ne olacağını. Çünkü değil çok mi? ne bir tutacak, fazla. ne tutmayacak Hiç belli. hiçbir şey belli ya, tutmasının değil. Tutmasının tutmasının ötesinde uyanıcım hani kim neyi sevecek ya da Evet, küfür halk. edecek. Halk ya, ortası yok artık. Yani. Ya seviyor insanlar ya küfür ediyor yani. Evet. E, dolayısıyla kimse bilemiyor. Çünkü dünya çok değişik bir yere gidiyor. İnsan hayatın ritmi çok değişti. Evet. Çok fazla değişti. İnsanlar neredeyse koşuyorlar artık sokaklarda. Bir de internet sineması. İnternet var. Yani <laughs> iletişim aletleri çok feci. Yani insanlar çok dağılıyor kafalar, o insanları böyle herkesin ortak sevebileceği bir yere doğru böyle toparlayabilmek gerçekten çok, çok güç, çok güç. Yani çok de başka belki şartlar de da var. Gerekli tabii de, yani. de değil belki de. Bilemiyorum çünkü bence bu başka bir, süreç. bir dünyaya doğru yol alıyoruz. Evet, gibi. bence bir süreç bu. Yani bir şey evet. geliyor arkasından bunun evet. ama bunu biz bilmiyoruz çünkü bunu yöneten biz değiliz. Elbette. Kim bilir ne gelecek? Ben de evet. bekliyorum inşallah. Ama Hiçbir sinemanın şey yeri bambaşka. Bambaşka ama onu da öldürdüler neredeyse. <laughs> Sen... Sinema yok biliyorsunuz. Artık film yok. Biz eskiden haftada bir filme giderdik. Evet. 10 günde bir filme giderdik yani. Cık. Artık o öyle kadar bir şey çok yok. üretilmiyor. Yok siz. yani üretilse de çok ucuz yapıyorlar artık yani. Bu, büyük e... prodüksiyonlar yapılmıyor artık. Yok evet. yani. Çünkü her eline kamera alan kendi filmini yapabiliyor bu teknoloji çağında. Ya, <laughs> Biraz bu ben bunu da... Hollywood için söyledim. Sen Hollywood için. Bizim sinemamız çok gelişti. Onu, sizle, Değil mi? Sizinle nasıl mi? konuşayım ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onu yurt dışı için. Terseri dizisi için bir röportajında demişsin ki benim için çok özel oynadığım e, en kıymetli rol benim için evet. rol evet. en kıymetli en, kıymetli, en severek, severek. oynadım en severek oynadım halbuki ne kadar güzel e, dizilerde oynadın daha sonra da beyaz gelincik o beyaz gelincik hepsinin ayrı bir yeri var benim için ama o hani böyle 4-5 çocuğunuz olur da aynısını seversiniz aynı seversiniz de bir tanesi <laughs> daha böyle cin olur bir şey olur böyle bir kendini <laughs> sevdirir öyle, öyle Biz ona cadaloz deriz kızlara yani e, belki de böyle biraz oyuncu serseri de öyleydi zorlayan yani çok kendinle e, hesaplaşması gerektiren bir rol olduğu için mi? O İstersin. öyle bir geçer zaman kiydi. Öyle bir evet. geçer zaman Çok zordu. Aylarca uyuyamadım. Aylarca uyuyamadım. Yani. Muhteşem. Aylarca yani. Bir orada sen olumsuz bir karakteri de oynadın. Evet aynı ama zaman. işte onu sevdirdim ben bir şekilde. Ali Kaptan. Şey. Çok zor bir şeydi. Zor. Çok zordu ya. Yani. Hani izlerken küfrediyorlardı ama beni görünce de kucaklıyorlardı. Yani ben çok, onu, çok onu da olmuştur. merak ediyorum. Hiç küfür yemedim dışarıda. Hiç yani de... çok korktum <laughs> yemedim. çok korktum ya. Yani. Şehircide şöyle bir e, özellik var. Can, ya aktörü canlandırdığı karaktere göre değerlendiriyor. Yani sokakta filan senle karşılaştığında... Galiba ben onu yıkan bir oyuncu oldum yani. Oldun değil. Zannediyorum. De sen... çünkü hiç kötü bir, çünkü, bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü sen oyuncusun. Oyuncu olduğunu kabul ettirdin. Yani bilemiyorum. Ben belki de hani daha önce böyle hep kahramanlar oynadım ya. Hı, çok, belki öyle. o yüzden bana tepki göstermediler çok evet, fazla. yani hani, hani Bu çocuk Heya, oyuncuymuş dediler gerçekten. Karakterin. Öyle dediler. Kendi bir şey yapmadılar yoksa. Bu, zaten aradığımız bu değil mi? Evet, tabii ki. İyi oyuncu, oyuncu desin O çok zordu. ya, ya. Gerçekten aylarca uyku uyumadım. Ee, gerçekten o kadronun içindeki birçok oyuncu bayağı e, aldılar... Yol aldılar, evet. devam ediyorlar. Hepsi de meslekli. çok başarılı oldu, çok şey. Evet, değil Hepsi mi? Hepsi de kalpleri çok temiz, çok iyi oyuncular. Çok, çünkü ilk defa safaranın ilk işiydi. Mete diyorum, hala <laughs> Mete diyor. Aras'ın, evet. e, Aras'ın ilk işiydi. Yani birçoğunun ilk işi, evet. Yıldız'ın değildi ama e, birçok kişinin o çocukların özellikle ilk işleriydi. Ya. Evet. Sen onlara çok böyle sahip çıkıyordun, yani bir nasıl bir baba, müthiş bir baba. Tipi çiziyorsun. Babayım zaten belki o yüzdendir hani. Ondan mı? Bilemiyorum. Ya sen nasıl bir babasın? Ay bırak dizilerdeki aktör oynuyor. Ona oğluma sormak <laughs> lazım. O, oğluna yani, mı sormak yani, lazım? Benim, bilemiyorum ki. Hani iyi babanız kötü baba da olmadığını biliyorum ama hani e, iyi iyi babalık çok başka bir şey. onu ben. Ya değil mi ya? İyi iyi iyi. i̇yi, iyi, iyi. Sen senin, i̇yi, baba, çocuğuma yani herkes ya, gibi ben de aşığım yani. Ya Allah bağışlasın. Herkes gibi gerçekten. Allah bağışlasın evet, gerçekten. Çok önemli. Bak şimdi oğlunun dünyaya geldiği anı. Evet, geldiği ha. zaman evet o Maşallah. Maşallah. Allah çok şükür. Allah bütün çocukları bağışlasın. Sen kaç yaşında baba oldun? 34 yaşında oldum. Evet bayağı 34. yani geç oldum, tadı, bayağı. tadını alabilecek e, çünkü çok genç baba olanlar tadını çıkaramıyorlar Bilmiyorum anlamıyorlar yani. nasıl olduğunu. Yani ama de biraz geçmiş yani demek ki bu bizim babalarımız annelerimiz hani erken evlenip erkenden hani bir sürü çocuk hani ne bileyim hiç <laughs> gördüm galiba. Yani baba olunca e, anlayamadım ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Anlayamadım ne olduğunu. İkincisini yapamadık o yüzden yani. Zahi. Çok kızıyorum kendime. Karıma da tabii ki yani. <laughs> çocuk yalnız kaldı hayatta yani. Benim de hayatımda böyle bir eksiklik var. Ben de kızımı dünyaya getirdiğim zaman aşık oldum ona. Öylesine aşık oldum ki, öylesine aşık oldum ki yok ben başka çocuk yapamam. Her şeyim. Benimki Bilmiyorum. öyle değil. Benimki hadi bu biraz daha büyüsün de. Hadi <laughs> biraz daha Ela Hoca gelsin de. Hadi <laughs> hadi. işte Dur şu dizi bitsin de. Ondan sonra daha da falan. işte geldi. Ondan sonra, ondan sonra onda da eşim tembelleşmiştir artık bu ondan saatten sonra. Da, <laughs> ondan da değil de. Dünyayı gezmek istiyoruz <laughs> ee, Hülya Hanımcığım. Şimdi diyeyim mi? Yani 3 sene önce bir çocukumuz daha olsaydı Şimdi işte 3 yaşında ben 3 yaşında 4 yaşında çocukla nasıl dünyayı gezeceğiz? Ne olacak? <laughs> yani ne bileyim hani ya, 48-49 yaşına gelmişim. O çocuğa böyle uzun zamanlar yanında olamayacağım. Ama. Yani evet. ne bileyim. geçti ne yapalım? İsmet böyleymiş. Neyse. Alan bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok. <laughs> Senin babanla ilişkin nasıldı? Nasıl iyi baba oldun mu, kötü baba oldun mu diye düşünüyorsun. Benim ya. babamla da oğlumla benim olduğu gibiydi. Olduğu babam gibi. hep arkadaştı benimle. Hani biz Güneydoğu'lu bir aileyiz. Kültürümüz de çok şükür öyle ama e, babam çok demokrat ve çok özgürlüğümü Demokrat bir adamdı ve beni çok özgür bıraktı. Beni de kız yani. Ama bu çok önemli evet, bir şey. E, yani hep genellikle bir e, baba tiplemesi çizilir ya. Hı. Hani sert, e, sözünü dinleten, bu kodum oturtan falan vardır ya öyle babalar. Evet. Öyle bir baba olmaması, daha demokrat olması, sana yol açması hayatına evet. çok çok önemli. Ee, Ölür derken yaşıyor çok şükür. Ailenle böyle, hali, hali. E, ilgili bazı resimler var. Bir Hı. yandan onları evet. da e, izliyoruz. A, Sol taraftaki anne, annem. An, anne soldaki mi? Evet, üstteki ay. anne annem. kraliçe. <laughs> <laughs> Sağdaki de teyzem. Onlar sanki yaşları birbirine çok yakınmış gibi. Anneannem işte, işte genç evet. evlenmiş baksanıza evet. yani. Evet. Annem annem deyince ne geçiyor içinden böyle? Kim yanıyor yani neyse. Yani ya. Vallahi hep içim yanar. Annem deyince içim yanar. Halbuki kötü durum. Ya yani o, o, yüzden de değil. Kötü bir şey olduğu için de değil ama. An annelik ne kadar iyi Bizim annelerimiz bir... çok cefa çektiler. Yani annem deyince bir, bir, ömür böyle gözümün önünden geçince ya annemin ne kadar cefa çektiğini görüyorum ve e, o zaman ah annem oluyorum. Yani hani ama hem o oh annem hem ah annem böyle bir <laughs> saygı. Yani böyle bir o saygı. O hem diyor, sevgi, saygının çok ötesinde bir şey. Hem saygı hem sevgi. sevgi hepsi bir şey yani. beraber. Ama bizim annelerimiz yani gerçekten çok 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 canıma çektiler yani şimdiki Sen ona doyamadılar gibi bir yani. çok. Annem seni yani tabii çok seviyorum dedin mi? Demez miyim? Dedin mi? Kişiyle? Yeter ona. Evet. O kadar yeter. Evet. O hem dinlenmiştir, hem mutlu olmuştur. Evet. İnsanlar neden sevdiklerini söylemeye çekiniyorlar Erkan? Yani ben seni seviyorum. Bilmiyorum bu ben. ne kadar ben zor bir laf mı yani? Ben Niye söylerim diyorum? de mesela ben yani dokunmayı da seven bir insanım. Evet. Mesela sarılmayı severim yani. Evet. Ee, ama ne bileyim insanlar bir garip oldu artık o yüzden. <gülüyor> Bak <gülüyor> <hiç>. <gülüyor> Belli ki sen e, sevmeyi de sevilmeyi de seven bir adamsın Seven bir bu çok da gösterince bu sefer hep kazık yiyorum yani ya, ya yalan dolan ya kazık ya arkamdan bir dolap çevriliyor. Ya bir şey oluyor yani. ya ger ger Gerçekten çok zor, eskisi gibi değil. Siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten çok, şey. çok iyi niyetli bir insan olduğu çok belli. Öyle pek de kolay kolay kazık yiyecek bir adama da benzemiyor. Yok mesela. ne yazık ki yiyorum. Çünkü Tabii. ben tanıştığım her insana on numara vererek başlıyorum Bak. ilişkime. Ama bundan da pişman değilim. Her zaman da öyle yapacağım, yapmaya da devam edeceğim. Bu benim suçum değil, insanların suçu yani dolayısıyla ben eğitmeye devam edeceğim bir şey olmaz. Biraz param gidiyor. Biraz 2 <laughs> 3 günde üzülüyorum. Yani ama çok canım yanıyor. E, ama böyle oldu diye de sonra başka bir dostuma, arkadaşıma ya da tanıdığım birine ay böyle olmuş da şimdi böyle böyle yapayım falan o tür planlarda asla. Oturup yapmayayım. hesap yap asla. yapmadan yaşıyoruz değil mi? Evet. Yaşarken herhangi bir hesabımız yok. Ama mi? böyle olsun bence böylesi daha iyi bir şey olmaz. Yani. Bir de çünkü sömürülmeye çok yatkın bir mesleğe ve evet. her türlü şeye sahip bir insanım. Hani ne bir doktor bir mühendis bir eczacı olsam belki bu kadar sömürmeye yakın olmazdım. Evet. Ya bu, bu böyle konuşunca benim aklıma e, senin bir röportajın geldi bir dizi e, sonbahar dizisi zannediyorum. E, yapım biraz zorluğa girmiş kriz olmuş Türkiye'de bütçeyi, bir şeyler olmuş yani. falan demiş yapımcı sana sen demiştin ki aman benim bütçemi kesin sakın ekip arkadaşlarımın bütçesine dokunmayın. Hı hı. Bu beni çok etkiledi evet, ve çok e, mütehassis oldum böyle düşündüğün için. E, gerçekten yaptığımız iş ekip işi. Kesinlikle öyle. Yani bize çay getiren arkadaşımız da benim kadar, yapımcı kadar, e, o kanalın CEO'su kadar önemli. Siz de anlat, çok samimisiniz. Siz tabii, oyuncu ben. olduğunuzu, siz hülya koçeti olduğunuzu unuttum. <laughs> Yok bana anlatmıyorsun. Bizi izleyenleri anlatıyorsun. Özür Gözüm. dilerim. Ben. Ee, bizi izleyen, e, şu anda e, belki de eğitim gören, aktör olmayı hayal eden, Hı -hı. E, aktör olduğu zaman nelerin önemli olduğunu şu anda e, izleyerek öğrenen birçok genç var. Onlar için anlatıyorsun. Öyle düşün. Tamam peki. Tamam. <laughs> <laughs> o doğru gerçekten öyle bir şey oldu ee, ama dediğiniz gibi ben de ekibe inanan bir insanım her zaman ee, ama sonra onu öyle bir şey gerçekleşmedi ama olsa, gerek hayır, gerek kalmadı ee, sevgili Faruk Turgut o işi halletti bir şekilde ee, ama gerek kalsaydı ben de yapacaktım şimdi söyledim zaten. Yani. <laughs> Herkesin de yapması lazım bence çünkü öyle bir zaman geliyor ki evet. hani o anda çünkü sabahleyin kahvaltıda beraberiz, akşam yemekte beraberiz, i̇şte sürekli ben evimden çok oradayım. Değil mi? Ee, tabii Peki. ki hep oradayım. Yani yani çocuğum, çocuğumuzdan çok takım arkadaşlarımızla kaynıyoruz. Siz biliyorsunuz Hülya amcacım ben dört gün aynı evin içinde, aynı evin içinde oğlumu görmedim yıllarca yani. Ee, dolayısıyla böyle zamanlarda birlik olmak gerektiğine inanıyorum. Yani bir de yani Eskişehir'de okuduğum için biz böyle bir komün mantığıyla <laughs> yaşadık. Eskiş, bütün Eskişehir'de Tabii. okuyanlar öyledir ayrıca. Hep öyledir yani. Eskişehir değişik çok bir, çok değerlidir var, gerçek. Gerçekten. Değişik e, ama sonra gerek kalmadı. Hani sanki öyle bir şey yapmışım gibi de algılanmasın. Gerek kalmadı. Ya bütün dizilerini çok seviyorum ama e, Paramparçayı çok sevmiştim ben. O da çok güzel bir diziydi. Ne evet. kadar güzel bir babaydın orada. Naif bir diziydi. Bir parça. Evet, güzeldi. Çok güzeldi. Güzeldi. Yani e, aradığım bir diziydi benim ve çok güzeldi. İzlemiştim baştan sona. E, ne kadar çok yakıştırmışsın o karakteri. İnsan içinde, ruhunda böyle bir karakteri hissetmezse ya da kendinden bir parça bulamazsa o kişiye ait bu kadar gerçek inandırıcı olamaz diye düşünüyorum. Ya ben Sen de ben de sevmiştin öyle, galiba. O Çok kolini. çok sevdim ama Ben de böyle düşünen bir insanım ama şimdi böyle düşününce düşününce de Ali Kaptan aklıma gelince o zaman. <laughs> <laughs> o zaman ya. onu da mı içimden çıkardım diyorum. Evet, evet. onu hayal ettim. <laughs> onu hayal Bak, ettim. Bak hayal ettim yakalandım ya bizim, ben hayal etmedim evet, diyor hayal diye, diye bir sözüm var. Şöyle mahalleden çocukken yani Bostancı'da büyüdüm ben. Bostancı'nın çocuğum Kadıköy yakasının Hı -hı. Bostancısı. Ee, o Mahalle kültürü vardı bizim zamanımızda. O mahalleden bir, bir kişiyi örnek almıştım. Yani onu evet. gözüme getirdim. O, öyle biriydi o da. Evet. Ben severdim ama onu. Ben çok severdim o adamı. Yani adını söylemeyeyim, söylemeyeyim. ama Bütün mahalle nefret ederdi ondan. Ama ben çok severdim. Yani tamam. e, bu rolü oynarken de içimde hep düşündüm düşündüm. Ben o adamı herkesin sevmediği adamı niye seviyordum diye düşünüp ona olan sevgimi bulup Ali Kaptan'ı da öyle oynayıp. Vallahi insanları sevdirdim. İyi ya, işte bak <laughs> evet, bu, evet. bu işte bu. Evet. O kadar inandırıcı olunca evet. sevmemek mümkün değil çünkü insanız. Her insanın e, içinde o da var, o da var, o da var, o su da var, ihtiras da var, kıskançlık da var, kötülük evet. de var. Her şey var. İş ki e, bir aktör onu içinden çıkarabilsin, kendine en yakın hissettiğini çıkarabilsin. Ben. E, yani çok üst üste e, iyi karakterlerde oynayıp da ya yeter artık hep böyle hani zengin, yakışıklı, karizmatik, hep güçlü adamları oynadım. Şimdi artık daha farklı bir şey oynamam gerekiyor diye hissettiğin zamanlar oluyordur evet. Tabii ki oluyor ve yapıyorum Arayın. da aslında. Arıyorsun. Yapıyorum da. Hı hı. Yapıyorum ama. Affedersiniz o yaptıklarım popüler şeyler olmadığı için çok insan görmüyor yani yoksa yapıyorum. Hı hı. Yapıyorum yani. E... Deliler mesela. Üf. Deliler mesela üf. o öyle bir filmdi. Üf, üf. Ya bence tarzında Türkiye'de yapılmış en iyi filmdi. Bence çok. Yeni yepyeni bir şey. Müthiş bir e, görsel yakalamış. Bence de öyleydi. Bir VTR'miz var. Tabii. İzleyelim beraber. Tabii ki. Ben, tabii benim ki. çok dikkatimi çekti tabii çünkü ki. o iş. Yüce majesteleri bir anda geldiler. Bir kişi bile Mehmet'i hatırlamayacak. Bir kişi. Onların yaptığı bütün zalimlikleri anlatacağım. O zalimlikleri anlatman için bu silahla bütün şehirleri fethedeceksiniz. Hakanımızın fermanı. Herkesin tanrı dediği, herkesin korktuğu sen. Sen benim babamsın. Filat Teker... teker. Çok 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 değişik bir iş. Ee, çok da etkileyici bir iş. Peki bu, bu bugüne kadar canlandırdığın karakterlerin içinde iyi ki bunu yapmışım. Bu benim işte. Bunu bu çok hissettim dediğin serseri mi sadece? Yok, ondan. Köpek o. Köpek mi? Evet, o da çok değişik bir işti. Evet. Çok çok garip. Farklı bir, bir o. iş o. Çok ben ben benim e, hayatımda gördüğüm en iyi senaryoydu o. En iyi senaryodim. senaryo. Daha iyisini görmedim ben. Şimdi geldik senaryoya. Evet. Geldik senaryoya. Ali Can Yaraş yazmıştı onu. Öyle mi? Ha. E, o serseri de Ali Can Yaraş yazdı. Düşünün ya ben serseriyi hem ben oynadım hem Ali Can abi yazdı. Köpeği de yazan Ali Can abi onu da oynan benim. Hani o biraz da siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hani bu bizim mesleğimizde böyle bir hani kan uzun uzun zaman biriyle çalışmak kan tutması onunla dost olmak arkadaş abi kardeş olmak ya da evet. abla abi evet. kardeş olmak hani e, bunlar evet. gerçekten etkiliyor Bu e, e, yaptığınız ne güzel işi bir şey. etkiliyor. Yani evet. o senaryo yazılıyor sen de katkıda bulunuyorsun. Evet. Ama o senariste güveniyorsun. Bundan çıkacak şey Evet. O da kaf değil. o da o da yazarken abi bunu oynar deyip yazıyor. Evet. E ee, o zaman işte o zaman yet o güç zaman, güçler birleşiyor. E daha doğrusu e, seyircinin al alacağı bir iş çıkıyor. Yok çok o ama o senaryo Hüya gerçekten çok değişik bir senaryoydu. Yani hani annesinin karnında hapishaneye girmiş bir çocuk. Bütün ömrü hapishanede geçmiş. Yani, isla ya, hapishaneden başka bir yer görmemiş. Yani bir tek hapishane dışında işte bir yerden bir yere nakledilirken cezaevi arabasının penceresinden yani. tel örgülü penceresinden hayatı görmüş 34 yaşında hayatında ilk defa dışarı adımını atan bir adam yani ya ne birinin eline değmiş ne çime basmış ne denize girmiş yahu ne bilmem ne yemiş ne çok garip bir şeydi Hani hakikaten. enter tüyleri diken diken oluyor. <laughs> Şanssızlık oldu o işte. Ee, çok uzun sürmedi. Bize yaşattığın bir karakteri e, bu kadar mı bir insan hazmeder, bu kadar mı giyer, bu kadar mı özümser? O, o çok önemli. Şöyle bir şansım daha oldu Hülya onda. Bunu da tabii ki en iyi bilenlerden birisi sizsiniz. E, o, o işi benim bir 7 ay, 8 ay çalışma fırsatım olmuştu. Çok önemli biliyorsunuz senaryo Birine önemli kadar. peki ama size senaryoyu verdikten sonra kaç ay sonra kaç gün sonra motor diyorlar bu çok önemli öyle günler gördük hemen. siz çok iyi biliyorsunuz <laughs> ben şimdi ya da ben söyleyeyim Hele dizilerde Allah muhafaza hemen diyoruz Faksla beklediğimiz günleri biliyoruz Hülya Hanımcığım. yani oturmuşuz de bekli makyajımız her şeyimiz hazır yok senaryo yok faksla geliyor o zaman böyle zır 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 bir faksın sesi geliyordu koşuyorduk ne geldi <laughs> Ve evet. ona göre hemen... Tam onu işte yok işte hemen bakıyoruz ama... Şimdi gelen sayfa mesela 25. sayfa. Peki de 24'te ne oluyor belli değil. 26'da ne oluyor belli değil. Of. Hadi oyna. Eskiden böyleydi. Yani e, cool. dolayısıyla o... 7-8 ay çalışma fırsatı da tabii çok önemli oldu. Hani çok doğru Başarılı şey. işlerde biliyorsunuz bu işler hani böyle bir, bir sene önceden evet. böyle bir işte bir alışıyorsunuz, Elbette bir üstünüze değil. giydiriyorsunuz onu, sonra Elbette. bir özümsüyorsunuz o rolü Elbette. falan e, filan. Elbette, dünya sinemalarında işte böyle duyuyoruz yapılıyor. değil mi? Öyle yapılıyor. Şu, bu role şu kadar zamanda tabii hazırlandı filan diye. Yani onların çok değişik her şeyi, çok çok fazla değişik gerçekten. Mesela orada bir oyuncu işte bundan 4 sene sonra ne yapacağı belli adamın yani. Evet. Geri Senaryosu belli. belli. Senaryosu Dört sene değil sonra yapacağı şey belli yani. Evet. Ee, <laughs> Birazcık farkımız olsun. Siz de biliyorsunuz yani. Anında geliyordu. Sizler oynadınız evet. hepsini. Doğru söylüyorsunuz. Ki öyle. sizin zamanınızda biraz da onlardan konuşalım isterseniz. <laughs> konuşalım. <gülüyor> Tabii ki. Konuşalım. Şimdi mesela biz bizim prova yapma şansımız var. Hı hı. Mesela çok önemli bir şey bence. Prova yapma şansımız. Sizin yoktu ki. Çok e, tekrar çekme. Ya, prova, dediğim o, var. O, o, evet. prova dediğim o. O o o Prova dediğim o benim çünkü biz ben Biz, mesela prova yaparken şey derim kameralı prova yaparken. evet. çünkü evet. zaten ne bant değil bir şey değil. film değil ki dijital bir şey. Ge ee, genellikle e, bilmiyorum dikkat ettin mi ilk e, çekim ilk. her oyun. zaman o güzel oluyor evet. değil mi? Ya sonra biraz zor oluyor ondan Ama, sonra tekrara düşünce o tekrarla e, monotonlaştırıyor işi ve Evet. Oh, evet Olmuyor ki yani Olur. aynı aynı şeyi 10 kere yapamazsınız o ki ilk yani. İlk e, çekim bence. O böyle barajın kapağını açtığınızda akan su gibi. Heh. Sonra bir daha öyle akmıyor. Ama de. ilk açtığınızda barajın kapağını başka oluyor. Evet. İlk çekim öyle oluyor benim için. Ben, Ama çok anlayışlı yönetmenler. Ben, bence de yani benim de tarzım He. öyledir. Gideceğin gibi prova yapalım. Bir tane, beş tane, on tane. O bir trafik provası, ışık provası. Kameramanın prov yok ki ya provası. Yani kameraman nasıl, için fokus. bir prova falan. Ama e, oyun provası ne olur ilk çekimde çekelim bunu derdim. E, demek ki aynı şeyi sen de hissediyorsun. Öyle oluyor. Ama Allah'tan anlayışlı yönetmenler var. <laughs> Onlar mesela önce yakınlarımızı çekiyor. Hı -hı. Sonra genişleri çekiyor hani yakınlarda çünkü esas, ifadeyi, esas her şey orada yani. olduğu için mesela evet. ee, sizin çok zormuş oy ben inanamıyorum yani e, sizin zamanınızda iki tane makara veriyorlarmış yönetmenden al bununla çekeceksin yani bir tekrar bir, yok bir şey bir yok filmin hani, metrajı ne kadar evet. diyelim 3000 metre hani en kısası 3000 200 metre filmi var elinde ve filmi bitirecek. Evet. Bir tekrar yapma şansı. Yok, yok, sıfır. Ya oldu bir kere de ya da olmadı böyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi e, elektronik çekildiği her şey, için böyle e, bir şey yok. Mesela ben hala sizin dönümünüzdeki sizin dönümünüz derken çok eski değil tabii ama hani o, o, o sizin çektiğiniz filmlerdeki e, mesela araba takip sahnelerinin hala çekildiğini göremiyorum. Hala <laughs> Hala o şavralarla. Tekrarsız. Şa tabii canım nasıl siz onu net yaptınız bir de o zaman fokusu da yoktu ki. Hani kameramanlar kendileri yapıyorlardı her şeyi. ya Tek ya çok acayip bir şeymiş sizler. O dönemde aktör olmak ister miydin? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne kadar güzel. <laughs> Hayır. ama Hayır. isterdim. Ya yani, teknik açıdan dönemin, istemezdim. Şimdiki dönemin konforunu tercih ederim diyorsun. Yani teknik açıdan istemezdim ama yaşadığınız, sizlerin yaşadığı keyif açısından o, isterdim ama, çünkü. Sizce e, duyulan, e, e, yani, <laughs> yani, duyulan saygı düşünsenize. yani Hülya duyulan saygı yani ben biraz önce işte gördünüz. Siz odaya girince hani benim elimi ayağım titredi ne yapacağımı şaşırdım yani. E ama bu, bunu bu yüzden de isterdim. Çünkü güzel şeyler göstermiyorlar. Yani, yani sen Yok öyle bir şey yok. Yani siz, sizinki başka bir şey. Sizden evet. başkasınız yani. Sizden öğrendik her şeyi. Sağ ol. <laughs> Şu e, ilk karşılaştığımız zaman da e, öyle söylemiştim. Ama çok evet. Ama çok mütevazi davranmışsınız bence. Yani öyle davrandığınız için de sektör ilerleyememiş. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> <laughs> <Bunu> nasıl <laughs> yutkan <yutkınmakla? gülüyor> Çok fazla mütevazı davranmışsınız yani. Doğru, Çok fazla. Doğru ya. söylüyorsun. Bir bir süre e, e, bunun hesaplaşmasını biz de yaptık. Önemli olan bir e, birleşip bir araya gelip ya bir sendika kurmamız gerekiyordu ya bir örgütleşmemiz gerekiyordu <laughs> atabilmemiz için. Birçok haklarımızı elde edebilmemiz açısından. Zaman zaman bunu da becerdik, yaptık. Sendikada kurduk, derneklerimiz de oldu. Ama çok da fazla etkili olamadık. Çünkü Türkiye'nin siyasi geçitlerinde engellendi bizim de bu örgütlü gidişatımız. Biraz böyle debelendik durduk. Yani sizlere... Yetişene kadar, sizleri yetiştirene kadar evet, evet, ya <laughs> e, çok birçok arzu ettiğimiz e, düzenlemeleri yapamadık. E, hala da bildiğin gibi e, birçok sıkıntımız var. Ama sizi kıracak kimse yok ki. Ya şimdi ben bu başbakan olsam bana bir şey söyleseniz mecbur yaparım. Yani. <laughs> ya bu, bunun için de e, haklısın. Ee, bu sigortalılık konusunda özellikle bir dönem çok e, acılar çekiyorduk. yaralanıyorduk, en çok teliften çektiniz. Ee, Onlar, o, sağlık sorunlarımız oluyordu. sigorta ee, sigorta yoktu. Sigorta yoktu. Ee, dolayısıyla e, dönem dönem e, başbakanlarımızı ziyaret ederdik, <laughs> kültür bakanlarımızı ziyaret ederdik. Böyle böyle sıkıntılarımız var. Ee, Sağolsun. Süleyman Demirel döneminde de, Turgut Özal döneminde de e, borçlanarak birçoğumuz emekli olma imkanı bulduk sosyal sigortalardan. E, ama o yeterli değil. Bugün aynı sıkıntılar devam etmekte. Özellikle e, sigorta konusunda ve telif konusunda. Evet Ve zaman konusunda, dizilerde özellikle. E, evet, e, onların düzenlenmesi gerekiyor. Bunun için de e, çaba gösteriyoruz. ...muhaffak olacağız diye ümit ediyorum ben. Çok güzel söyledin. Siz gider söylersiniz de bir başbakana nasıl olmaz dedin. Ümit ediyorum e, bu dönemde e, sanatçıların... ...çok temel e, sıkıntıları bunlar. Bunların hallolacağına ben inanıyorum. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Sizlerin de desteğiyle. İnşallah, inşallah. Çünkü... E, Gerçekten ya bizi izleyen insanlar birçoğu yüzde doksanı işimizin ne kadar zor olduğunu bilmiyor. Yani herkes ah ne güzel hayat sana güzel de hayat ya nereden Dışarıdan biliyorsun evet. hayat bana güzel. Yani <laughs> nereden biliyorsun yani ben bir yerde rahat oturamıyorum çocuğumu görmüyorum. 50 bin tane şey tabii ki rahat olduğu 50 bin tane şey var. Evet. Ee, ama öyle değil. Dolayısıyla bizi geçin. Yani şu andan bahsediyorum, teknik ekibin yaşadığı şeyler çok enteresan. Bir günde birdenbire sabahleyin uyanıyorsunuz, işsiz kalıyorsunuz. Bu baştan planlama <laughs> hataları bence benim bildiğim kadarıyla diyelim ki Amerika'da ya da İngiltere'de bir dizi için ...dediğin gibi uzun zaman hazırlık yapılıyor. Çok uzun zaman eminim. Ve e, bu dizi 13 bölümde bitecek deniyor. 6 bölümde bitecek deniyor. Veyahut da bu... E, ...bir sezon devam edecek bir iş deniyor. Ve bunun bütün senaryoları yazılmış oluyor. Yayınlayacak e, yapım, yayınlayacak e, kanal da bunu... Baştan el sıkışıyor değil mi? Anlaşma bu şekilde Çok. yapılıyor. Baştan herkes her şey organize oluyor ve iş e, devam etmiyor diye bir sürpriz olmuyor. Herkes ne kazanacağını, ne kadar zaman ayıracağını, nasıl bir hikayenin içinde var olacağını. Çünkü senaryolar dediğin gibi sonradan geliyor dedin ya. Karakter bile değişebilir o sonradan eline gelen. Ya ben daha önce çektiğimiz sahnelerde ben böyle bir adam değildim. Ne, ne oldu da ben bu, bu, böyle davranmaya başladım falan dedi diyor. Diyorsunuz Şimdi. onu. O zaman da aksi oyuncu oluyorsunuz. <laughs> Üç bölümlük bir senaryo veriyorlar eline. Bakıyorsun, ah güzel bir iş galiba bu deyip. Başlıyorsun, başladıktan sonra dördüncü bölüm yok diyorlar. Siz o kadar karakter analizi yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, geceleri uykusuz kalıyorsunuz. Ve dediğin gibi bir ekip e, emek veriyor ve o ekip o iş için kendini organize etmiş. İşte dediğin gibi evini, yerini, yurdunu, diğer işlerini. Yani o yayına girene kadar zaten bir iki ay çalışmış oluyor şimdi onlara da tabii senaristlere de tam çok, çok da haklarını yemeyeyim yani, e, onların da mesela haklı olduğu yerler oluyor mesela işte reyting bir yerde reytingler saniye saniye geliyor ya televizyonlara tamam. her saniyesi geliyor şimdi bakıyor televizyoncular işte orada mesela biri ağlıyor sızlıyor kendini duvarlara vuruyor bakmışlar yükselmiş öyle yaz senarist diyor ki benim hikayem böyle değil ya sen öyle yaz Arkadaş benim hikayem böyle değil. Yani ben altı bölüm sonra başka bir şey kurdum. Hayır hayır sen öyle yaz günü kurtaralım biz. Günü kurtaralım. Bugün ha, bunun içerisinde kurtar herkes suçlu. bunlar En başta televizyon yöneticileri suçlu. Yapımcılar e, çok suçlu. Da, evet. Çok suçlular. Ee, bir kere yani çok enteresan birbirlerini yiyorlar. En başta. Evet. Yani gerçekten birbirlerini yiyorlar. Pasta çok mu küçük? Ya pasta küçük büyük önemli yani... değil. Çok önemli değil. Ama hani pastanın bazı yerleri vardır ya ya da hani yemeğin böyle güzel özel yerleri vardır. Yani vardır. Herkes da yani. onu mu yemek yani istiyor? Herkes oradan almak istiyor ama herkes onu yapmıyor. Hı. Bazı insanlar gerçekten en güzelini yapıyor. Şimdi en güzelini yapan birkaç kişi var. var. O o Yapımcıdan bahsediyorum. Kişi derken var. Şu anda Hülya Hanımcığım ya. benim oynadığım e, diziler galiba 87 ya da 107 ülkede gösteriliyor. Şu anda gösteriliyor. Biz burada doğru, otururken. Doğru. Yani e şimdi bizim bizim ekibimiz böyle bir şey yapmış yani ve çok büyük para geliyor. Ben bir sene önce ihracat ödülü aldım. İhracat ödülü aldım. Ee, Şaka ben, gibi bir şey. Ben tabii, sanatçıyım. para her yani, mi aldınız? Bana parça ile. Evet, ihracat ödülü ne demek yani? E şimdi sen niçin getirip başka bir dizini getirip aynı güne aynı saate koyup da birbirimizi yiyoruz burada? Bak ben oradan 500 milyon dolar para getireceğim. Ya. Niye bunu engelliyorsun? Çünkü senin getireceğin 100 milyon dolar. Sen getiremezsin onu. Senin şeyin o kadar. Kalibren o kadar yani. Hani ya. e niye getirip onu yıpratıyorsun? bırak buradan bu ülkeye 500 milyon dolar gelecek. Yok. Öyle değil bizimkiler. Kıskanç biliyorsunuz yani. Biz de yani, birbirimizi yiyoruz. Kesinlikle yani. ondan bahsedeceğim işte yani hani, e, bu sadece senaristlerin işte oyuncuların bilmem ne onun bunun bu bizim ülkemizin sorunu bence. Yani bence yani bu kıskançlık sorunu bizim ülkemiz halletmediği sürece asla bir yere gelemeyeceğiz. Asla. asla. Hele, yani. hele biraz bir sivrilen birisinin asla. la eteklerinden çekeriz. Hülya hanımcığım bunu böyle en iyi bilenler bir, bir Önce siz sonra var. bizler değil miyiz yani Allah aşkına yani. Çok haklısın ama e, keşke ilerleyebilmek için e, biraz böyle senin düşündüğün gibi düşünebilsek e, birbirimizi e, eteklerinden çekmek yerine birbirimize omuz verebilsek keşke beraberce kalksak keşke söyleye de bilsek evet hani bırakın omuzu evet, söyleyemiyoruz şey. da ki yani Doğru hani, söyleyemiyorsunuz da ki yani hani, arkadaş niye aynı gün birbirini parçalıyorsun ben diyorum. Ben söylüyorum abi. televizyon ben söylüyorum. Ben söylüyorum. O zamanda... Herkes söylese belki onlar yapmayacak. Şu anda sen söylediğin için şu anda aykırı da geliyor olabilirsin. Bence <laughs> değil. Herkes benim gibi Kim düşünüyor değil. ama kimse söylemiyor. Evet. Ne yazık ki yani. Senin böyle bir cesaretin ve gücün var tabii. Elimizde bazı görüntüler var. Onları beraber tabii. izleyelim. Tabii sen ki. ne kadar farklı farklı kimliklere girmişsin bir hatırlatalım. Tabii ki. Adam Tarun gibi zengin. Kimse kimseyi dururken bu kadar para vermez. Hepiniz burada olduğunuza göre kuralları biliyorsunuz. Butona bastıktan sonra asla yarışmadan çıkamazsınız. Bu yarıştan çıkış yok. Yarışacak mısın? Yoksa yarışmadan kaybedenlerden mi olacaksın Ömer? Ayrıca biliyorsun. Bu yarıştan çıkış yok. Kapan değişik bir e, hikaye galiba. Tarzında bence çok... Çok, çok değişik ve bence bu da Türkiye'de ilk ben, ben görmedim bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa yapılmış bir şey bu. En azından evet. farklı işlerde olmayı arzu etmen bile bir aktör olarak nasıl sancılandığını gösteriyor. Yani kendini, hep sürekli böyle bir kendinle kavgası var değil mi bu aktör? Duramıyorum. Kendini aşmak Neyse. istiyor. Evet bir şey ya. hep hep olmadı, olmadı, olmadı. Bu sefer daha iyisi var. Var. Daha iyisi var. Bak var. bunu yaptın daha güzelini yapacaksın. Var. Yani var. ben ne diyorum ölmeden değil önce de. son nefesimde ya şurada böyle da oynasaymışım deyip öleceğim. Yani. Ne o ne o ne o? Ne, <laughs> o bilmiyorum var mı öyle bir yok, şey? Yani, şimdi, ben yok. ölmeden önce şunu niye oynamadım diye yani var mı böyle? Daha bilmiyorum. Şu da da var yani. tabii ki hayallerim de onlar daha olmadı yani onlar da olmazsa ölür, söyleyeceğim yani. yani Allah gecinden versin Allah gecinden versin öyle bir acı e, yaşatmasın seni sevenlere soygun film yapmak soygun istiyorum. en çok istediğim şey hmm. evet meslek hayatımda ee, bir de F16 pilotu oynamak istiyorum çünkü hmm. uçamadım uç olmazsa onların içine girer simülasyon falan bir uçarım uç, diye uçmayın mı uç ya, pilot olmayı çok isterdim hayır hayır uçaklardan falan seviyorum uçakları diyorsun. evet çok seviyorum Korkar mısın bir? Yok hiç korkmuyorum. Öyle bir şey yok. Sadece e, havada olmayı seviyoruz. Uçaklar, Uçaklar güzeller mı? çok seviyorum. Ya her Değil türlü mi? uçağa da bindim yani biliyorum uçaklara. Afrika'ya falan çok gidiyoruz. Oralarda öyle Boeingler yok. <laughs> toprak yollara 3 kişilik uçaklarla iniyorsunuz. Bu eskiden bir film vardı ya uçak diye bağırırdı Tatü. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi böyle yerlere iniyorsunuz. Ya, ee, ben de bak ne kadar e, burcumuzun etkisi var. Ben de çocukken yani böyle hani sorarlar ya ne olmak istiyorsun büyünce. Hostes olmak istiyorum filan dermişim. Gezmek yüzünden. Çünkü evet, evet, illa baş, biz şehirlere gezeceğim göreceğim. Başka diye. kültürler başka ülkeler. Evet. Sormuştunuz de. ya neyi e, gezin ülkelerde. E, evet. B, Gezdiğim ülkelerin birçoğunda insanlığın ölmediğini gördüm ben birçok yerde. Hmm. Ama oraları tercih ettiğim için öyle gördüm. Afrika ülkeleri çok değişik oluyor. Hmm. Çok çok orada insanlar çok 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 başkalar. Bir ara e, Los Angeles'a gitmiştin gittim, değil mi? Geldim, bir evet. bir kurs falan mı gördün? Yok kursa gitmedim Bir hayat. anlaşmak için. Bir iş için gittim. Ya, yaptım da geldim de e, sonra orada yapamayacağımı anladım. Falan geldim yani geri Hı. geldim yani. Ee, e, bu tarz işler. Yani 35 için... yaşında olsaydım kalırdım. aynı Ama şimdi değil. 48, 49 yaşına gelmişim ben. Bir de çocuğumu ben o ortamda herhalde Olması büyütemezdim. Için, yani. evet. Mümkün değil yani. Oğlum o zaman 12 yaşındaydı. 13 12 yaşındaydı. Ee, yani o yaşta Los Angeles falan bitmiş bir sürü şey oralarda bana göre değil yani. aklın başına geldiği bir yaşta. ...değmez. Çok bir zor. Bir de... Bir ...yani şey. o çocuk da tabii biliyorsunuz... yani ...çok bir karar verirken... ...illaki en önce, önce onu düşünüyorsunuz. Önce, önce. Yani şimdi bizim kültürümüz, buradaki örf, adet... ...bizim burada anamıza, babamıza... ...saygımız, eşimize, dostumuza, komşumuza... yani ...her şeyimize... Yani evet. ...oralarda öyle şeyler yok. Yok ki yani. yani bir de Hı. nereye giderseniz gidin... ...en güzel yer burası. En, dünyanın yani. en güzel. Az önce görüntülere... Evet. ...bakarak öyle söyledin. Dünyanın en güzel bir şehri, şehri dedin. Gerçekten yani. öyle. Türkiye'nin her bir köşesi. Türkiye'de de gezdin değil mi? Her yeri gezdim. Her gezmediğim yer yok Her seviyorum. yerin bir özelliği, bir albenisi, bir güzelliği var. Var. İnsanlarımız çok güzel her şeyde. İnsanlarımız bu. çok güzel. Ama gerçekten. gerçekten yani hala özünü koruyan insanlarımızdan bahsediyorum. Yani evet. insanlarımızın %60'ından bahsetmiyorum ben. Yani. <laughs> 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 ee, ya ne yazık ki çok üzülüyorum böyle ee... için. Çünkü biz bundan 15 sene önce çok daha çok daha başka bir insanlardık yani biliyorum ben evet. bunu biliyorum yani. daha e, saygılı daha, daha sevgi dolu daha paylaşımcı evet, daha, daha, daha paylaşımcı. birbirini kollayan anlayışlı yani arkadaşlığı yani, seven düşünceyle ikna etmeye çalışan bir parça insanlardık şimdi her şey. Dünyada da böyle ayrıca da Evet, bir değişim dönemi. Ama biz başka geçirir. bir ülkeyiz yani dünyadan farklı bir ülke. Biz galiba sağlam bir ülke. Biz değişikiz. Türkler biz, evet. biz gerçekten evet. bir enteresan. Yani. <laughs> Dışarı, dışarıdan bir şey geldiği zaman hemen kendi. Yani hani geçmişimiz biliyorum. ta en geçmişimize bakınca da yani çok, çok değişik şükür. bir milletiz yani. Dünya evet. gezince insan anlıyor ee, gerçekten Değil başka mi başka bir ulus, başka bir millet. Yine bir güzel görüntün var ha. yeni dünya filminde. <laughs> Şimdi bu maaş iş olmasa. Siz ne yapacaksınız burada artık? Bu haliyle de kimse çalıştırmaz onu. Biz maaş için değil, Soner'in okulu için geldik Asıl abi. Bizim köyde okulu yok ya. Beş altı ay burada idare eden artık. Ben kira falan istemem sizden. Sen biraz acele et, bana bir iş bul ya. <laughs> 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 Yıllarca babanın peşine koştun da ne oldu? Çok kötü bir sahne. çok, çok, çok e şu anda yani bile, oynamakta en meslek hayatında zorlandığım şey Şu anda şey da bile etkilendi. Çok kötü oldu. Ee, gecenin kanatları var. Orada da farklı. O Adana'dan geliyorsun. Yüksek lisans sınavlarını hazırlanmak için. Tamam. Sorun yok. Her şey planlandığı gibi yürüyecek. Aslında devamlı senaryo senaryo dedik. Tabii ki senaryolar seni bu karakterlere sokuyor ama yönetmen de çok önemli değil. Mi? Olmaz mı? Bence ben değil meslek hayatımda ona inanırım. Önce çok. önce senaryo, sonra, sonra yönetmen, yönetmen, sonra oyuncu gelir. Yani değil ben mi? hep öyle inandım. Hala da öyle inanıyorum. Öyle senaryo olmadan nasıl olacak? Dünyada var mı böyle hani izlediğin izlediğin zaman da inandığın bir aktör? Var tabii ki olmaz mı? E, Deniz Delevs var çok önemli bir oyuncu bence. E, e, tabii English. ki herkes gibi Robert De Niro, Al Pacino'yu ben de çok seviyorum. Evet. E, Dustin Hoffman'ı da çok severim. Çok Hı -hı. insan o Dustin Hoffman da önemlidir bence. E, var bir sürü var yani. E, kadınlardan Hı -hı. da Meryl strip var. Değil mi? Glenn Zaten... Glenn Close var mesela. Evet, çok beğenirim. Çok etkili müthiş, müthiş bir oyuncu. Değil mi? John Malkovich var tabii ki. Bir ya, şey Pfeiffer var. Var yani, var rolü var. Bir sürü var. <laughs> yani e, hepsinin filmlerini e, de seyrediyoruz. Seyrettiğimiz zaman da diyoruz. Demek ki e, bir rol için bu kadar uzun zaman hazırlandıklarına göre, bu kadar emek verdiklerine göre bunun karşılığını da alıyorlar. Ama bizim ülkemizde de artık yavaş yavaş böyle olmaya başladı Hülya Hanımcığım. yani Eskiden mesela bu işten hiç anlamayan, yani daha kameranın kesini bir daha kameranı görünce bu ne diyen insanları koyup oynatıyorlardı. Ha, onun akrabası, onun dıdısının gıgısı, o öyle, o öyle diye e, oluyordu yani oluyordu. Yani, Şu e, tabii, anda öyle yani, değil. Mankenlikten geçenler var. Hayır vardı. ben ona Ama inanmıyorum. İçlerinde Herhal o kadar yetenekli insanlar. Asla öyle yani, düşünmüyorum Gülhan Hanımcığım. Asla ki bu konuda benim oyuncu arkadaşlarım her zaman çok üstüme geldiler. Bir ara e, bu konu bayağı bir gündemdeydi. Mankenden oyuncu olur mu işte? Olur. mu? Bence olur. olur. O zaman da olur diyordum. Buna 15 sene yani önce. Yani hangi olur hangi meslekten gelmiş olur. olursa olsun aktör olmaya olur. niyeti evet. varsa, gönlü varsa, olur. yeteneği varsa hele neden olur. olmasın. Yani çünkü e, bir yandan da meslek içi eğitim diye bir şey var. Bir yandan e, film çekerken bir yandan eğitim de görüyoruz aynı zamanda. Tabii ki bu bir daha hmm. bir ruh işi, bu bir enerji içi işi. Hmm. Hani e, ama tiyatro için aynı şeyi söyleyemem. O yani, başka. Tiyatro için söylüyorum. Onun için de okul okumanın bir şeyi. Hani çok <laughs> elzem değil yani öyle ya bir şey yok. Ben, ben Ama alaylı olmak gerekir. Bence... Alaylı olmak ben, gerekir, bence, ya, alaylı olmak e, gerekir evet, yani. bence de e, gerekli. Gerekir yani. Yani e, neden bilmiyorum. E, tiyatro e, aktörleri... Çoğunlukla dizilerde de sinemada da çok başarılı oluyorlar. Bu da bir gerçek. Bu da işlerini doğru yaptıkları için herhalde. Ya yani öyle ama şu anda gerçekten bizim sektörümüzde oyunculuk anlamında söylüyorum. Teknik açıdan da bir parça öyle tabii ki ama oyunculuk açısından gerçekten eskisi gibi değil. Yani artık bir bir ya yani 15. rol bile olsa alıp ona bir audition yapıp. Gerçekten bakıp ondan evet. sonra alıp artık sete çağırıyorlar. Evet. Eskiden gerçekten öyle değildi. Gel yani. kızım sen oynay. Öyle değil. Yani. <laughs> yani, e, Peki Bu işin kalitesini etkiliyor çünkü. Daha konuşacağımız ne kadar? çok şey var bitti. Bir şey olmaz. Kapsınlar kavralarız <laughs> <oturur. gülüyor> Çok sevdim seninle. Teşekkür Sohbet ederim. Ben, ben çok teşekkür Erkan. ederim. Benim hayatımın en güzel günlerinden biri bu. Sağ çok, olun. Sağ ol. İyi ki siz varsınız. Allah başımızdan eksik etmesin. İyi ki sen varsın. Sağ ol. Evet, sinemamızın bir hazinesini daha sizinle buluşturduk. Haftaya tekrar bir başka değerle huzurlarınızda olacağım. Hoşçakalın.